Bir buçuk saatlik bir röportaj falan bu arada. Ben bir buçuk saat Rümeysa Karak dinleyemeyeceğim için. Kısa kısa en önemli yerlerini kesitlerini paylaşmışlar. Oradan bakacağız. Ne diyor? Z kuşağını yakalayabildiğinizi düşünüyor musunuz? Kadak. KYK yurtları talebinin %80'inin karşılanıyor olması. Yurtlarda internet arttırımı gibi gençlerin hoşuna giden projelerimiz var. 2023 en çok oy alacağımız seçim olacak. Z kuşağı meselesi. Evet. AK Parti açıkçası evet. burayı yakalayamamış hı hı. gibi bir algı var özellikle sosyal medyada. Eee muhalefet kanadının sizi en çok eleştirdiği alan bir ne durumdasınız? E, yakalayabildiğinizi düşünüyor musunuz kendi açınızdan? Yok yani. İki, ben burada Rümeysa kadar konuşmadan söyleyeyim. Anadolu Lab editi yaparak, Anadolu Lab editi yaparak e, gençleri yakalayamazsın. Böyle bir böyle bir şey yok. Yani Twitter'da kimse Rümeysa Kadı'nın aa kadın anıdır la Erdoğan editi paylaşmış. Erdoğan da geçmişte ne kadar yakışıklıymış ya deyip tabii ufak bir kafa karışması yapıyor. Kafayı karıştırıyor tabii Erdoğan'la eski günler. <laughs> ya neyse işte şaka bir yana. Yani kimsenin bundan dolayı AK Parti'ye oy vereceğini düşünmüyorum ya. Kimse böyle olamaz. Kimse yani. Ee, anket var mı? Ee, anketler var. Evet yapılmış. Ee, şunu çok net söyleyebilirim. Cesurca. Bu hmm. seçim yani 2023 seçimi AK Parti'nin en çok genç oyu alacağı seçim olacak. Yani sosyal medyada nasıl bir algı var? Aynen öyle. En çok oy alacak. Ee, parti AK Parti olacak kesinlikle. Bak aday Kılıçdaroğlu bile olsa, umarım olmaz. Aday Kılıçdaroğlu bile olsa o seçimde bu önümüzdeki seçimde Erdoğan kesin ve net bir şekilde zorlanacak. Erdoğan'ın gireceği en zor seçim bu. Sen böyle bir seçimde bu kadar ülke kötüye giderken Erdoğan en yüksek en çok oy alacağımız diye bir şey yok. o geçmişte kaldı artık. Bitti o Prime Erdoğan dediğiniz. <laughs> Bitti yani. Ee, nasıl bir abi ile şey. şey. karşılaşırsınız? Emin değil. Radikal bir çıkış yani. Çok gerçekçi bir ben çıkış. Ben burada AK Parti'nin çok üst düzey isimlerini de aldım. <laughs> Onlardan böyle bir şey duymadım. Buna da çok eminim. Bunu eminiz. bir veriye dayanarak mı söylüyorsunuz yoksa evet. bu sizin hep veriye ben kaynağın Şu, neresi hem veri, olduğunu biliyorum. Burada iki tane nokta var. Bence çok ama Birincisi veri evet. Ama Gizli birincisi bir Bugün AK Parti gençlerin e, en büyük problemlerini çözen parti oldu. Yani bedelli affı, öğrenci affı, KYK'lardaki e, yemek fiyatlarının e, yemek desteğinin daha doğrusu 25'ten 60'a çıkması. Of, KYK KYK deyince titreme geliyor biliyor musun? Ya o zaman bu Öğrenciler, FETÖ'cü bu kardeşim Twitter'dakiler. yemekten içinden böcek çıkıyor, iki tane bir şey koymuşlar falan filan. Zart, boşuna bağlıyor bu öğrenciler. Bütün gün Twitter'da gündem yapılmaya çalışıyor. işte KYK yurtları, öğrencilere yurt çıkmıyor. iki kişilik odada beş kişi kalınıyor vesaire vesaire bir ton şey. Kardeşim yani sen burada övüyorsun. KYK yurtlarının güzel olduğunu vesaire vesaire. O zaman bu öğrenciler boşuna mı ağlıyor? Boşuna mı yani bunlar? yurtları noktasında talebin e, eskiden işte 2002'de e, %15'lik karşılanıyorken şimdi %80'inin karşılanması. E, bakıldığı zaman e, KYK noktasında aldıkları bursun sadece ana parasının çocuklar tarafı gençler tarafından geri ödenecek olması. Bunların her birisi gençlerin çok memnun olduğu, zaten şikayetçi Tabii. olup e, çözüm buldukları konular artık. Yani 16 GB internet... KYK yurtları bir çözüm mü bu? Bir de günün sonunda tahakkuk. Ne dedi? Zaten şikayetçi olup çözüm buldukları konular artık. Yani 16 GB internetin iki katına çıkması da bunlarla. 16 çarpı 2 32 Değil mi? Ya matematiğim doğru. 32 GB internet. Vay. 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 32 evet. Oha! 32 GB internet. Benim kafam şu an bir döndü yine. Şu an aklımdan Another Love Erdoğan geçiyor. Another Singa song. Oh I wanna song diye Erdoğan şu an kafamın içine dönüyor. Ve galiba AK Parti'ye oyumu vereceğim. Sırf 32 GB internet verdikleri için. Müthiş bir dev bir proje. Bir tanesi. Bir de günün sonunda Taha GB abi, internetin. Hiç, iki katı yurtlardaki katı. yurtlardaki internet. Mi? Efendim? Yurtlarda, yurtlarda her şey yurtlarda mesela, evet, evet, tabii ki daha da iyi olmalı, daha da iyi olacaktır. Bence farkında. De hız sorunu yine hıza geleceğiz. Size yöneltilen bir eleştiri yani. Şunu çok net söyleyebiliriz. Bugün e, en büyük eleştirileri yapan gençler hiç şunun çok net farkında. E, ben, neyin bir problem varsa, oluşursa bunu AK Parti çözer. Bunu Recep Yo. Tayyip Erdoğan ve arkadaşları çözer. Bu kadrolar çok Yo. çözer. Günün sonunda gençler işte börek fotoğrafına, mutfaktaki videolara oy vermeyecek, Blackpink tweet'i atan bir lidere oy vermeyecek bunları Kimi yaptıkları için. Kemal Bey yapmıştı diye hatırlıyorum. E sen de Anadolu Vedet paylaşıyorsun ya. O zaman sana mı oy verelim? Gençler günün sonunda gerçekten rasyonel çözümler getiren, problemlerini çözen, anlayan ve gençler için bir şeyler yapmış... Yapmaya devam eden lidere oy verecekler. Ya yani bunu bence çok net herkes sorsun. Yani o kişi Erdoğan değil. Kendi partisinin lideri. Ne yapmışlar gençler için? Sadece yapmak istedi. Blackpink BTS grubuydu değil mi? Yahu biz dünya görüşümüz Rümeysa Kadak ne derse tam tersi olduğu için. Yani burada BTS dinlemesen bile savunacağız. Dünya görüşümüz Rümeysa Kadak ne derse tam tersi. O yüzden e, biz Blackpink'ten razıyız arkadaşlar. Shigeisen, Shigeisen dördüncü ayını kutlamış. Dört olmuş demiş. Hoş geldin abi. Teşekkür ederim. Dedikleri hayallerden bahsetmiyorum. Hepimiz hayal kurarız. Gerçekten somut bir şekilde gençler için ne yaptıklarını sormamız ve buna göre rasyonel bir şekilde Onlar, tercih yapmamız olmadıkları gerekiyor. olmadıkları için İkinci... bir şey yapamamaları gayet normal değil mi? Ne yapsın ya? belediyenin üstünden şey an... mi yapsın? Üniversite mi açsın? Belediye ya? üzerinden ne yapıyorlar biliyor musunuz? Burs veriyorlar an, mesela. Mesela şu anda belediye üzerinden zaten daha öncesinde bizim o burslara zaten onlar biliyorsunuz zamanında karşı çıkmışlardı. Daha öncesinde bizim açtığımız e, yurtları yurt diye açıp bizim açtığımız merkezleri kendi açmış gibi kendileri açmış gibi bugün Bu konuda KYK ve 32 GB interneti anlatmış. Şimdi bakalım burada ne diyor? Soru önergesi neden vermiyorsun? Bu Rümen eleştirildiği önemli konulardan. Çünkü biliyorsunuz Rümeysa Kadan önergesi yok, soru önergesi yok, bilmem ne önergesi yok. Yani mecliste bir şey yaptığı yok hani kısacası. Öyle söylemek daha doğru olur. Yaptığı tek şey Anadolu Lab edit. Rümeysa Kadan içerik üretiyor. Ee, bakalım buna ne demiş. Mantıklı bir cevabı vardır diye düşünüyorum. İlgili de çok kısa açıklama yapacak. Kanun teklifi ile ilgili. Biz soru önergesi vermiyoruz. Soru önergesi Neden? vermemiz bizim haber değeri taşır. Peki soru önergesi nedir? Bunu Tek tek tane tane açıklamak istiyorum buradan izleyen arkadaşlara. Çünkü bence... Soru önergesi konuşulmuş da... Dur bakayım Bu devam etsin. Bu suçlamayı yapanların %99'u soru önergesinin ne demek olduğunu bilmiyor. Soru önergesi Taha Bey, bakanlara ve cumhurbaşkanı yardımcımıza parlamenter <laughs> yöntemle soru sorma usulüne verilen isim. Ve biz... Ya tamam şey onu diyecektim şu Twitter arıyordum. Soru <laughs> önergesi yok tamam. Ona cevap veriyor şu anda. Ama imzasının bulunduğu meclis genel görüşme soruşturma önergesi de yok mesela. İlk imza sahibi olduğu kanun teklifleri. İmzasının bulunduğu meclis görüşme. Daha ne kadar şey var ben bilmiyorum. Bilgisiz olduğum bir şey yani ne yapıyorlar. Çok da bir bilgim yok yani. Ama Rümeysa kadar bir şey yapmadığını biliyorum. <laughs> ee, soru önergesi vermek değil sorun çözmekle sorumluyuz. Biz bu sebeple meclisteyiz. Bizim şu anda 286 vekilimiz var. Ee, bunlardan birisi eğer soru önergesi verdiyse bunu sormalısınız Sayın Vekilim neden soru önergesi verdiğinizde Bakan Bey'i bizzat arayıp bu sorunun takipçisi olmadınız diye. Ya, Soru önergesi bir milletvekilinin e, bakana Efendim söyleyeyim işte, e, Ankara'daki falanca yurtla ilgili şöyle bir iddia var Bu işin aslı nedir sorusunu yönelttiği o Ve mektubun Ve 15 gün içerisinde dönüş aldı 15 gün içerisinde dönüş aldı. İnsanlar soru önergesi Ama her soru önergesi cevap verilmiyor yani bu sık sık Maksim muhalefet 15, veriliyorduk Adam Farmer Crime Lab'ın bilmem ne terimi Lab'ın öyle eleştiriler ya, Muhalefet yani ara. vekilleri arasalar hepsinde zaten bakanlarımızın telefonları var. Arasalar 15 dakikada iletecekler. Soru iletecekleri... önergesi vermeyi tercih edemez mi ama? Yasa... Hakkı yani. tercih... Ya burada bu boş bir cevap bu arada bu. Yani diğer konuların da sorulması lazım tabii ki ama bu TV biz net... sizinle birlikte 100 tane soru önergesi yazarız. Soru önergesi vermek marifet değil. Sorunu çözmek marifet. Zaten ben... Burada diyor ki sorunu çözmek marifet. Önergesi vermek marifet değil. Sorunu çözmek marifet. Zaten ben... Peki sorunlar çözülüyor mu? İşte onu yapmak için insan. bulunmuyor mu? Denetlemek için bulunmuyor gerekiyor. mu? Bunu yapmam partisinin Sonuçta partisinde görevi bu Soru millet gitsin, mu? sorsun, sorgulasın, icrayı sorgulasın denetlesin sorgulasın diye. Sorgulasın da işi çözsün. Yani burada sıkıntı şu... Ee, soru önergesi vermek bir marifet olmamalı milletvekili açısından. O sorunu çözmek marifet olmalı. Bunun tabii ki dezavantajı hmm. şöyle oluyor. Tabii tabii doğrudur, doğru bir argümandır kendine göre. Doğru bir savunma şeklidir de sorunu çözebiliyor musunuz? Kardeşim yani 16 GB'lık internet kotası bilmem ne, 32 GB yapmak bir sorun çözmek değil. Misal olarak, örnek olarak. Belli konular var hepimizin özellikle çalıştığı. Bazen aylarca çalışıyorum. Rümeysa Akadağ'ın aylarca çalıştığı konu e, mecliste e, önerge falan yapmaktansa another love edit yapmak. Onun üzerine derin analizleri ve çalışmaları var Rümeysa Akadağ'ın. Evet biliyoruz, takip ediyoruz. Bazen işte... Bir de 56 tane mi yok. 56 tane mail mi bakmıştı iki haftada? Bir de o çalışmalar tabii var. İki senedir benim böyle yakından takibini yaptığım bir konu miydi? var. E, genç e bir, bir feriha. arkadaş ekibimle birlikte yine aynı şekilde. Ve bu çözüme ulaştığında şunu diyemiyorsunuz. Evet bakın ben soru dergisi verdim ve bu çözüme ulaştı. Ama önemli olan bu değil ki. Önemli olan gerçekten insanların problemlerinin çözülmesi. Evet doğru diyor. Yanlış söylediği bir şey yok. Önemli olan insanların problemlerinin çözülmesi. Ve mevcut hükümetimizle bu problemler maalesef ki çözülmüyor. Düzenlediğiniz kampanyalı kampanyalarla ilgili sorular Türkmen Türk etmez Ekrem Bey'in danışmanın yaptığı tatilin yüzde onu etmez. Yani ekip Go ile ilgili. Burada ne? Ha, yani ekip kapatma. Go soruluyor. Bu ekip Go'daki işte e, belli kişilerin artık yandaşların sürekli böyle yurt dışı tatillerine çıkartılması işte basit ödüllerle işte 10 kişiye kolay gelsin de yurt dışı tatili kazan falan tarzında belli kişilere düzenlenen Kısıyorum. bu ekip Go adı altında ondan bahsedecek. Ve işte diğer düzenlediğiniz kampanyalarla ilgili bu arada sosyal medyadan da çokça soru geliyor ama elimde çok fazla soru var. Onları eritmek istiyorum açıkçası. Eklemek istediğiniz başka bir şey yoksa? E, bu. Yani bana da şeyle ilgili var. çok fazla soru geldi. Şimdi bir taraftan sosyal medyayı da takip etmeye çalışıyorum. Bu ücretler vesaire şimdi siz orayı çok fazla dillendirince onu merak edenler olmuş. Çok net şeyi söyleyebilirim yani aldığımız hiçbir destek Elif Doğan Türkmen'in aldığı desteğin, hanımefendinin aldığı desteğin yüzde 10'u kadar etmez. mı Hatırlarsınız yüksek ihtimalle mecliste 1 milyon 200 bin TL gibi bir ha, şey. ee, ha. mektup ücreti söz konusu olmuştu. İşte Ekrem Bey'in İBB'de Facebook. Hocam biz böyle böyle tamam yapıyoruz da ama onlar da bunu yapıyor deme kardeşim. <laughs> deme bana bunu, onu gelme onu eleştirecekse ben eleştiririm onu ben eleştireyim. Sen mevcut hükümet olarak sen de yapıyorsan böyle bir şey kendi önce kendi problemlerine bak bir. Ha tamam biz böyle bir şey yaptık ama yani onlar da yapıyor bak. Olmaz. Da yaptığı reklamların %10'u kadar etmez. Ekrem Bey'in danışmanının yaptığı Ay. kayak tatilinin %10'u kadar etmez bizim arkadaşlar. Bak yine aynı şey. Ya kardeşim sizin sizin nerede o tweet? Sizin ekip go'da götürdüğünüz gençlerin yurt dışına götürdüğünüz gençlerin kaldığı otellerin gecelik fiyatı şu gecelik fiyatı 5657 TL siz de yapıyorsunuz bir şeyler Sizlere sıkıntılar var ya biz yapıyoruz ama onlar da yapıyor işte böyle böyle falan geç yani kendi şeyine cevap ver önce bir orada önemsiz orası şimdi cep telefonu fiyatları buçuk bu konu biliyorsunuz ki Rümeysa Kadak e, cep telefonu fiyatlarının ucuzlayacağı tarzında bir müjde tarzı bir şey vermişti. Sadece Rümeysa Kadak değil aslında tüm AK Partili bilmem kimler söylemişti. Cep telefonu fiyatlarının ucuzlayacağını müjdelemişlerdi. Ama ondan 3 ay sonrasında bak arada sadece 3 ay yanlış hatırlamıyorsam 3 ay. 3 ay sonrasında zam geliyor. Bunu sormuşlar. Bakalım Rümeysa Kadak buna nasıl cevap vermiş. Bunu çok merak ediyorum. Harbiden merak ettiğim bir konu. Bakalım. Yani sonra 3 ay sonra e, resmi gazetede yayınlanan e, kararla beraber eymiş, evet. cep telefonlarındaki TRT bandrol ücreti %6'dan 12'ye yükseldi. Yani müjde eden <laughs> birkaç ay sonra zam gelmiş üstüne. Niye Ücret gülüyor? yapacağınızı müjde diyorsunuz. Bu hangi programda oldu biliyor musunuz? Hatırlıyor musunuz? Yok ben tarihleri çıkartmıyorum. Yani tweetiniz var sadece. Aha. <laughs> <laughs> ya bu tweet'i atan tek vekil değil bu arada. Birçok vekilimiz bu müjdeyi ama, verdi ama arkadaşlar 6, benimle ilgili içerik girmeyi seviyorlar evet. Galiba arada eski Seviyoruz. tweetlerime değiniyorlar buradan ne çıkartabiliriz diye düşünerek. bunu biz çıkarttık. Tabii. Yani ekibimiz çalıştı. A, yok böyle en bir... En çok böyle gelen bir... içerik... <laughs> Eyvah Rümeysel Kadak. Ekibimiz çalıştı. A, yok böyle bir... Bak ekibi, ekipleri çıkartmış adamların ne diyorsun Ama bunu ya? Bunu biz çıkarttık. Yani ekibimiz çalıştı. Yok böyle en bir çok gündeme, böyle gelen gündeme geldi, ah, geldi. Evet, de, böyle abla. bir gündem oldu Ay, oradan, ondan abla. ötürü söyledim. Yani bu müjdeyi Cumhurbaşkanımız İskender gençlik programları yapıyor. Belki ben gelmişsiniz. Şu anda en çok gençle buluşan lider sayın Cumhurbaşkanımız. Bu genç e, bana ne? Ya bu nasıl bir savunma ya? Gençle buluşan lider sayın Cumhurbaşkanımız. Bu gençle buluşan lider sayın Cumhurbaşkanımız. Bu en çok gençle buluşuyorsa bana ne? Tamam böyle etkinlikler düzenlenebilir yani düzenleyecekler tabii gençlere yakın gözükmek için. Bana ne ya? Bana ne? Gençlerle buluşuyor diye ben Erdoğan'a mı oy vereceğim? Gençlik programlarından, buluşmalarından bir tanesinde bir arkadaşımız soruyor. Ve Cumhurbaşkanımız da hem Bakan bey orada iletiyorlar, talimat veriyorlar hem de böyle bir müjde veriyorlar. Ben de bu müjde sonrasında bunu duyurdum. O zaman ne olmuştu? Ee, ne, niye zam geldi? Neyin müjdesiydi bu? Yani direkt olarak vergi e, indirimi olacağını söylemişlerdi. Ben tamam. iletilebilirim O zaman oldu mu program. bu? Tweet attığınız tarihte olmuş olabilir veya direkt sadece müjde verilmiş de olabilir. Yani şu an ne söylesem eksik olur. Bakın direkt Ama sonra Zam geldi. Ortada olan bir gerçek. Ne? Rümeysa kalak nasıl böyle bir cevap verebilir? Olmuş olabilir veya direkt sadece müjde verilmiş de olabilir. Yani şu an ne söylesem eksik olur. Bakın direkt. Sonra... Dire... Ya bunu sen bilmeyeceksin de kim bilecek ya? Ben mi bileceğim zam gelip gelmediğini? Ya meclisin vekilisin ya. Allah Allah. Kim bilecek başka bu işi? Müjde verilmiş de olabilir. Yani şu an ne söylesem eksik olur. Bakın Ama direkt diretebilirim. zam geldi. Bileceksin. Meclisin vekiliysen. Ne söylesem yalan olur diyor. Zama da cevap vermedi. Soruya da cevap vermedi ki. Olabilir veya direkt sadece... Ortada olan bir gerçek. Zam geldi ortada olan bir gerçek. 3 ay sonra zam geldi. Ortada olan bir gerçek. Oo yoş. Rümeysa Kalak beni bitiriyor ya. <laughs> Bu organizasyonların parası nereden geliyor? Evet önemli bir tane daha soru. Bu ekip Go'nun işte bilmem nenin Zart'ın Zurt'un Rümeysa Kadağ'ın dahil olduğu işte belli gençlere belli çocuklara e, imkanlar sağlandığı işte yurt dışına gidiyorlar gece 5000 geceliği 5000 lira olan otelde kalıyorlar tatil yaptırıyorlar vesaire vesaire bunun parası nereden geliyor? Çok önemli bir soru. Aslında cevap belli. Aslında işte beraber yurt dışına seyahat de var değil mi? Evet, yurt dışında iyilik faaliyetini yani mesela. İddiaya göre çok ciddi maliyetler tutuyor ve buna bir şekilde bir finansman gerekiyor ve iddiaya göre evet, işte çok büyük e, paralar çünkü. Yani düşünün, işte hı. hatta şuradan düşünelim var. bunu. Ee, nerede o tweet? Yani 20 tane, 30 tane genç götürülüyor, 3-4 gece orada kalınıyor ya 3 ya 4 yanlış hatırlamıyorsam 4 gece diye hatırlıyorum ben. Ee, geceliği 5000 lira, 20-30 tane genç, yani öyle şey bir bütçe değil, az bir rakam değil tabii bunlar. Bakalım. Falan böyle bir şey var. Nereden geliyor bu değmenin suyu diye bir soru ortaya çıkıyor. Yani böyle bir şey kim nasıl ne düşünerek ortaya atıyor bilmiyorum. Ama her projemizde biz bunu nasıl tekrar yani? tekrar dinliyoruz. Bunu açıkçası çok böyle dillendirmek de istemiyorum. Çok doğru da gelmiyor Ama siz bana. Siz buna cevap vermediğiniz zaman ortaya bir evet, soru işaret çıkıyor de. ve siyasi olarak bir hesap verme durumundasınız. Belki de diye. doğru söylüyorsunuz. Yani şunu söyleyebilirim. Zaman zaman birçok projemizde dediğim gibi bunu normal şartlarda hayatta dile getirmezdim. Yani ya şu an gel bana sorduğunuz için ve sosyal medyada da sorulduğu için dile ne? getiriyorum. Ak Parti bütçesinden Ama mi yapıyorsunuz? Ben elimden gelen zaten tek bir gelir kaynağım var benim şu anda. farklı bir ne, gelir yani milletvekilliği maaşım biraz. onun dışında da bir açıkçası Aynen. Aynen. 56.000 TL ile kesin 20-30 tane genci artık 40 tane birkaç tane gençse. Ekip Go, ekip go giden. Ayda bir falan yapıyorlar. Hatta haftada bir falan yapılıyor bu etkinlikler. İftar düzenlemeleri bilmem ne falan. 56.000 TL ile kesinlikle geceliği geceliği 5.000 lira olan hatta neredeyse 6.000 lira olan bir otele kesinlikle götürebilirsin. Hı hı. hı, -hı. İnandım. Evet. E, gelir kaynağımın olması için herhangi bir araşa Otel parası bilmedi. bile çıkmıyor. Yani, e, diğer şeylere Mevcuttaki gelir kaynağımın büyük bir kısmını yani ben yani bu projelere oturup hesaplamaya gerek yok. Bu çalışmaları buluşmalara aktarıyorum. Dönem dönem e, partimizin Yetiyor de destekleri olmuştur. Hmm. E, ama o internette söylenen de meblalar gerçekçi. Ne internette söylendiği gibi lüks yerlerde buluşuyoruz. Biz termosumuzla çayımız. Yahu burası lüks değil mi ya? Ben hayatımda çok otelde kaldım. Otelde kaldım çok fazla. Ama böyle bir otelde kalmadım. Ne yalan söyleyeyim. Güzel gözüküyor. Lüks değil herhalde burası. Bir termos alıp gidiyorsunuz herhalde oraya. Hı -hı. Koyup ee, gayet böyle gezi ne diyordur, parkında buluşan. Bir daha söylesin. E, partimizin Yetiyor de destekleri bu? olmuştur. E, ama o internette söylenen ne meblalar gerçekçi. Ne internette söylendiği gibi lüks yerlerde buluşuyoruz. Biz termosumuza çayımızı koyup e, evet. gayet böyle gezi parkında buluşan oralarda buluşmalarını gerçekleştiren evet zaman zaman güzel ödüller de koyan imkanlar dahilinde çocuklara da söylüyorum böyle bir ödül koyabiliriz ya da koyamayız diye mutlaka. E, bir ekibiz. bunu bu arada deneyimlemek evet. isteyen herkesi de içerisinde olmayı da. kesinlikle davet evet herkes oluyorsunuz. şunu da biliyorum. Yani hı hı. ben, ben başvursam beni bile olarak alırsınız farklı değil mi? bir tercihte bulunabilirdim. <laughs> Kendime belki bir araba alabilirdim. Yok ama, mu arabanız. <laughs> araba mı yok hayır. Vardır, makam araban vardır var. Ben araç Heh. almayı da tercih edebilirdim. Ben buraya e, açıkçası. Bir yani, Mesela Rümeysa kada biz da niye ya... araç tahsis ediyoruz? Tabi sor, sorulması gereken çok sonra gelir bu soru da. Daha Farklı sorulması gereken sorular var da. Rümeysa kada biz niye araç tahsis ediyoruz? Muhtemelen benzinine kadar veriliyordur parası. Niye? Bana bana da edilsin o zaman. Ben bu ülkenin bir vatandaşı değil miyim? Bana da edilsin. Ehliyeti olan herkese bir araç tahsis edilsin o zaman. Devletimiz araba dağıtsın. Yani Rümeysa Kadağ'ın benden fazlası nedir yani? Benden daha üstün olduğu, benden daha ne bileyim bilgili olduğu bir konu mu vardı Rümeysa Kadağ'a? Araba veriliyor bana verilmiyor. Ben de ülkenin vatandaşı değil miyim kardeşim? O zaman bana da araba verin. Don. Evet evet divan üyesi olduğum için bana tahsis edilen bir araç var. Şahsi bir aracım yok. Allah ee, Allah. Buraya harcama yapmayı tercih ediyorum. Bana ben... da verilsin o zaman ya divan üyesi. Neymiş ha Bana da verilsin ya. Ee, bana da verilsin. Ben de istiyorum araba. Malum fiyatlar da belli. Alınacak gibi değil araba. Ben de isterim yani bir tane. Mercedes mi veriyorsunuz? Ne veriyorsunuz? Olur yani. Fark etmez. Ay, ay. Ekip Go için sosyal medyadan bir araya gelip devletin parasını eziyorlar gibi bir algı var. He, algı mı? Bu iddia tüm projelerimiz için var. Biz savur programı yaptığımızda hep ben aynı eleştirileri duyuyordum. Bunlara alıştım demiş. Yani burada Rümeysa Kadan verdiği cevap. Kardeşim o para devletin parasıyla değil. O para benim kendi maaşımla yaptığım bir etkinlik diyor Rümeysa Kadak. 56.000 TL ile ablam benim ya bütçeye bakar mısın? 56 bin TL ile hem gençleri ülke dışına çıkartıyor, genç de böyle 5-10 kişi değil 20-30 kişiyi e, lüks otellerde kaldırtıyor, sahur verdiriyor, iftar yaptırıyor, oraya götürüyor, buraya gezdiriyor, her şeyi yaptırıyor. 56 bin TL'nin ne mübarek, Bismillah. besmele çekerek herhalde her şeyi yapıyor, besmele çekiyor, bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim, her şey yeten bir para, ne bitmez bir keseymiş ya. Başka da bir Sosyal medyaya böyle yansımıyor. Oluyor. Böyle hep bir araya gelip işte lüks mekanlarda yemek yiyip ıı, devletin parasını eziyorlar de inanalım şey evet. şey var. Aslında. Yani bu bizim bütün projelerimizle ilgili var bu arada. Biz sahur programı yaptığımızda işte çekilişte 10 arkadaşı sahura davet ettiğimizde 6-7 arkadaşı sanıyorum Ankara'ya meclise davet ettiğimizde ben yine aynı eleştirileri duyuyordum. O yüzden evet. artık buna alıştım. Ama ekip da şöyle Hı -hı. bir şey de var. Bu kadar nefis. Ekip Go değil mi bu e, lüks ekip... yemek... Yaptıkları bir çekiliş varır biliyorsunuz o çok gündem olmuştu bir iftar masası, sahur masası ne? I 2 diye bir influencer falan da var. Kesinlikle çekilişle e, internetten bulduğunuz kişileri çağırıyorsunuz. Rümeysa ablam. 10 Hı -hı. tane çekiliş 10 kişiye rastgele. Hiç tanıdıklar yok. Go ile ilgili söyleyeyim. lüks yemek meselesi olduğunu sanmıyorum ekip go'nun. Başka diğer ee, çalışmalarımızla ilgili olabilir belki onlara gelen bir eleştirdi. Hiçbir çalışmamızla ilgili de böyle bir eleştiri sunacağını sanmıyorum insanlar Biz hı hı. Gezi Parkı'nda sokaklarda falan oluşup, de. İftar sahur falan. İftar sahuru herkesin Çengelköy'de yep, gittiği kafede sokaklarda yaptık. Yani hı hı. sahurumuzu orada yaptık. İftarımızı Sultanahmet Meydanı'nda yaptık. Oo. Piknik örtülerimizi <laughs> ve yemeklerimizi kendimiz getirerek. Ama sosyal medyaya lanse edilme şeklinin farklı olduğunu farkındayım. Bu da beni açıkçası çok rahatsız etmiyor. Çünkü her böyle lans edildikten sonraki programımızda mutlaka ya. bizi denemeye gelen böyle 10 ya da 20 arkadaşımız oluyor. Onları da ekibe katıyoruz. Bir sonraki programda daha fazla, daha kalabalık bir şekilde çalışmaya devam ediyoruz. Nasıl ya? Nasıl rahatsız etmiyor? İlginç ya. İlginç. Ya dediği hiçbir şey doğru değil Rümeysa Kaban bu arada. Yani... Bir buçuk saat Allah bilir programın geri kalanında ne konuşmuşlardır yani. Hayatta dinlenmez. Çok ilginç. Neyse geçiyorum arkadaşlar. Rümeysa da böyle bir açıklama yapmış işte konuşmuş falan filan.